Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Daniela, umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim, çok istediğiniz bir video vardı, onu çekiyorum. Size şöyle bir sepet yaptım. İçinde 2023 yılının bana kattıkları, neleri bitirdim, nelerden ikinci defa aldım, neleri bitirmek üzereyim, neleri alırım ve neleri hayatımdan çıkarmayı bir süre düşünmüyorum. O ürünler var. Çayınızı kahvenizi alırsanız böyle neden sevdiğime dair mini mini anlatacağım. Hepinizi çok öpüyorum, video başlasın. İlk önce Hakkı'dır, bilmem kaç kere bitirdiğimi düşünerek Cream Co.'nun bu nemlendiricisini koyacağım. Çünkü çok uygun fiyatlı, mavisinin içeriği de çok güzel, bunun da çok güzel. Mavisini bir tık daha çok seviyorum. Ama kaç tane bitirdim bunlardan bilmiyorum. Akşam rutininize koymayabilirsiniz ama dersiniz ki ben akşamlarında bir tık daha lüks seviyorum. Ama gündüzleri de cildim kuru nemlendirmek istiyorum. Makyaj altına illa bir nemlendirici kullanırım ama böyle sivilce yapmayan güzel bir şey olsun. Kesinlikle bu. Kaç kutu bitirdim bilmiyorum. Genellikle gündüz rutinimde kullanıyorum ben de. Gözünüzden çıkardınız, bolca uyguladınız. Sabah makyaj altına ama içinizde rahat aynı zamanda. Çünkü hem içeriğini biliyorsunuz, güzel seviyorum diyorsunuz. Hem korkmadan uygulayabiliyorsunuz. Böyle akşam kremlerine bir tık daha böyle ay bitmesin, ay kıyamam falan ya. Bu öyle bir hissiyat yaratmıyor sizde. Makyaj altına da çok güzel oluyor. Bazı kremler var. Makyaj altında soyuluyor ve bu korkunç bir şey. Benim de çok başıma geliyor. İşte yeni bir güneş kremi deniyorum. Onun altında nemlendirici oluyor. Fondöteni bu uyguluyorum. Hepsi böylesi. O makyaj zaten bitti artık. Hani toparlanamaz. Komple yıkayıp yeniden yapmanız lazım. Çünkü ne sürseniz soyuluyor bir kere. O raddeye gelmiş. Korkunç bir şey. O yüzden bu krem öyle bir şey de yapmadı. Makyaj altına da güzelce kullanabilirsiniz. Yani sadece makyaj altı nemlendirici, baz gibi falan bile alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de o şekilde çok kullandım. Yani bu yılın bana kattığı ve defalarca aldığım ürünlerin başında geliyor. O yüzden ilk bunu kullanmak istedim. İkinci bir ürün ise Body Shop'un bu el kremleri. Şu bitmiş hali. Hatta bu da yarısına falan geldik ablamla. Şöyle ortadan sıktığımı görürse kızar. Bu nemlendiricileri eskiden neden abartıyorlar? Bir nemlendiriciye niye bu kadar para verilir bilmiyorum. Ama sonra şuram çok kaşınmaya başladı ve artık böyle tahriş boyutundaydı. Ablamda da bu nemlendirici var. Sürdüm ve ertesi gün o bir haftadır kaşınan yer gitti. O elimdeki inanılmaz kuruluk, o pütürlük gitti. Yani gerçekten iyileştiriyor ve çok iyi geliyor, parasını hak eden. Ya benim ellerim egzama, benim ellerim kuruluyor, pul pul dökülüyor, ne sürsem olmuyor. Hani 10 dakikada bir nemlendirici sürmem gerek ve elim yapış yapış diyorsanız indirime girdiğinde bir tane bundan alın, biliyorum yüksek fiyatlı ama kocaman da bir ürün. Şöyle suratıma bakabilirsin, benim suratım da kocaman ama bunu alabilirsiniz ve azar azar kullanırsınız, ihtiyacınız olduğunda kullanırsınız. Akşam uyumadan önce bolca böyle sürüp kalktığında sabah zaten hani bir daha bir süreyim demiyorsunuz. O akşamki o el maskesi gibi bir hissiyat oluyor. Sabah bebek gibisin. Şimdi bizim evde 3 tane olan bir ürün daha var ki. Watson's'ın bu nemlendiricisi Frudia diye okunuyor sanırım. Bir kere kavanozu çok güzel. Benim küçükken odam Winnie the Pooh'luydu, ablamla benim odamız. Küçükken dedim, bu arada 5 yıl önce falan değiştirdik hani. Duvar kağıdımız vardı, full Winnie the Pooh'ydu. Bütün battaniyeler, dolaplarımızın üstü sticker doluydu. Her şeyimiz Winnie the Pooh'ydu. Yorganımız, battaniyemiz, yastık kılıfımız, onlar hala durur. Bu da onun bal kavanozu olduğu için herhalde bir de ayrıda bir hissiyat var. Ambalaj olarak da bayılıyorum böyle tatlı şeylere. Dudakların üstünde kalın bir tabaka oluşturuyor. Midenizi bulandırmıyor. Benim bu kalınlarda en büyük sıkıntım bu. Mesela vazelin dudaklara çok iyi geldiğini söyleyenler oluyor ama vazelin ben sürdüğüm an midem ağzıma geliyor. Bazı şeylerin kokusuna dayanabiliyorum ama bazı şeylerin kokusu ve o dilimin ucuna geldiği hissiyatı beni perişan ediyor. Bunda asla öyle bir şey olmadı. Kat kat sürdüğümde bile ne kokladığımda midem bulanıyor ne dilimin ucuna geldiğinde. Dudaklarınızı anında iyileştiriyor. Yani çatladıysa şu bazen ortası yarılır ya. O hissiyatı hemen alıyor. Sabah yumuşacık uyanıyorsunuz. Ben eskiden bir markayı çok severdim. Böyle mentollü mavi, ismini geçirmeyeyim. Bir ara çok kullandım, önermişimdir. Ama sonra ben onunla ilgili şöyle bir şey fark ettim. Ben onu sürdükçe sürüyorum. Ne zaman iyileşecek bu dudak? Yani biz bunları dedim ki ben iyileşelim diye sürüyoruz. Ve ben niye sürekli bunu kullanma hissiyatı duyuyorum? İnanılmaz bir bağımlılık etkisi vardı. Bunda asla öyle bir şey yok. Bunu mesela bir gün kötü olduğunuzu sürün. Ertesi gün hiç sürmeseniz bile dudaklarınız çok kurudu, nemlendiriciye koşayım asla demiyorsunuz. Gece klasik bakım rutininizde sürseniz bile yetiyor. O yüzden çok çok seviyorum. Uygun fiyatlı, gayet de alabilirsiniz. Yüksek fiyatlılara bence kesinlikle muadil. Buna şans verin. Bir de bunun meyveleri falan varmış. Bakın onu bilmiyorum. Benimki orijinal sade olan. Geçen videomda da bahsettim. Bitenleri de gösterdim, kaç kutu vardı. Yves Rocher'in bu deodorantları. Bunlar yenilenen ambalajları. Bu kokuları da çok güzel. Sağlıklı içerikli, sizi kokutmayan, sizi yormayan, yıpratmayan, kıyafete bulaşmayan. Ben çok seviyorum ve aldığımda böyle hep yedekli almaya çalışıyorum indirimde. Hem annem ablam ben kullanıyoruz. Böyle evde sürekli 3 tane oluyor. Hatta babam bile temiz kullansın diye babama da mavisini kullandırdık. Ya ben bittikçe alıyorum.
Çok diğer temiz içerikli rolonlar da denedim. Onların hepsi daha sürer sürmez ter kokuyorsunuz gibi geliyor bana, bilmiyorum. Ve inanılmaz uçuk fiyatlılar. Bir kere bu Evrosil'in marka ismi de var ama hiç öyle uçuk fiyatlı da değil. Diğerlerini neden uçuruyorlar anlamadım. Çünkü mesela bazıları ben ilk defa duyuyorum ama fiyatı görmeyin. 350, 300, 250 yani hani. Onu alacağımı deyin ki en azından Gorilla, ben Evrosil kullanıyorum. İçeriği de güzel, güvendiğim de bir marka. Ben seviyorum. Çok sevdiğim, kaç kere bitirdiğim. Mevsim geçtiğinde benim saçım bir dökülmeye başladı ve o kadar korktum ki avuç avuç, oluk oluk. Bakın şunların hepsini yeni çıkardım. Ve bu şampuanın etkisi bu aşamada benim için çok çok iyi oldu. Kaç kutu bitirdim bilmiyorum. Ablam da bundan kullanıyor. Çok memnunuz. Ama şey böyle diyemem hani, nohut tanesi kadar alıyorsunuz tüm saça yetiyor falan diyorlar ya. O, ben hikayeye inanmıyorum. Yani biraz küçük. Diğer böyle 50 dolara falan nazaran daha sık sık bitiyor ama etkisi çok güzel. En azından dökülme aşamasında benim gibi 3-4 ay buna şans verebilirsiniz. Memnun kalacağınıza eminim. Yine kaç kutu bitirdiğim bilmediğim, herhalde 5.'ye falan açtım. Bu yine bir Kore markasının %80 Fransız kolajeni içeren nemlendirici sattı. Bu bitmedi tabii ki, şurada da var. Bunu masamdan alalım. Çok iyi geldi bana. Gözünüzü irite yapmıyor. Nemlendirmesi yetiyor. Sabah kalktığınızda kuru bir hissiyat yok. Diğer ürünlerle tepkimeye girip kızarıp sizi rahatsız etmiyor. Yani şu kısmınız kızarık olmuyor. Beyaz beyaz butonlar hiç yapmadı bende. Gözünüz öyle akıp da kaçma falan gibi bir sorun da olmuyor. Çok kez aldığım için dedim ki yani bu 2023 yılında tanıştığım ve çok sevdiğim ürünlerin içinde olmalı. Olmak zorunda, hakkıdır yani. Kiko Gloss'lar, bunlardan bende kaç tane var inanın bilmiyorum. Çok seviyorum. Biliyorum yüksek fiyatlılar ama kalıcılık, duruş. Bakın renklerini, muadillerini bulabiliriz. Ben de buluyorum. Instagram'da videolar da çekiyorum ama kalıcılık olarak kıyasladığınızda Kiko'nun sim tanelerini gün sonunda bile dudağınızda görebilirsiniz. Yemek yemediğiniz, kahve içmediğiniz sürece gitmez. Ama diğer markalar bir şekilde glossları dudağınızdan yok oluyor. Niye bilmiyorum. Yani bir su içseniz bile gidiyor. İşte Kiko o aşamada asla böyle değil. Ve şu ayna efektini görüyor musunuz? Ben çok seviyorum. Bu 41 numaraya uyguladım. Bakın. Çok güzel. Sürçük akmıyor, kokmuyor. Ağdalaşması yok. Her rujun üstüne de çok güzel bir şekilde uyum sağlıyor. Alttan ruju kaldırmıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. İndirimde bazen böyle 259'a falan düşüyor. O zaman yakalarsanız bence alın. Bunların düz renkleri de var ama ben böyle iri iri simli olanları çok seviyorum ki böyle dursun diye. Bu sene bir dudak kalemiyle karşılaştım ki şu an dudağımda bile bakın bu var. Şu çizgiyi görüyor musunuz? Flormar'ın 245 Natural Natural rengi. Benim çok inanılmaz hoşuma gidiyor. Bütün rujlarla, glosslarla, matlarla, parlaklarla uyum sağlıyor ve bu suya dayanıklı olduğu için ekstra da bir kalıcı oluyor. Flormar'dan gidiyorken diğer bir favorim, kesinlikle bunun bütün renklerini denedim ama. Bu hangi numarası? 5 numarası pembe. Ben zaten pembe bir kız olduğum için. Günlük makyajımda genelde pembe tonlar kullanıyorum. Çok güzel. Yani bakın. Elinizle de dağıtıyorsunuz. Tüm gün gözünüzde bu şekilde yansımalı kalıyor. Fotoğraflar da bu şekilde çıkıyor. Bunun böyle altın rengi de var. Hani siz daha gold makyajlar yapıyorsunuzdur günlük hayatınızda. O da çok güzel oluyor. Benim diğer bir favorim ise Maybelline'in bu sene çıkardığı bu Color Tattoo'ların kremleri. Bunların zaten kavanozlarını hepimiz kullandık. Bu da kalem olan formunda. Bakın. Çok pratik. Bunun kullanımı bu kreme göre daha kolay. Aklınızda bulunsun. Şöyle şöyle pıt 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 sürüyorum. Parmağınızı uçlarını dağıtın. Maskaranızı sürün ve çıkın. İnanılmaz güzel renkleri var. Zaten bir tane rengi viral oldu. Şu golden rengi, şuraya yazayım ismini. Çok seviyorum. Bu bendeki pembe olan. Bunu da çok seviyorum. Bir başka kozmetik favorim ise NYX'in bu kapatıcısı. Form olarak da yapı olarak da bence kesinlikle MAC'in kapatıcı. Netlesene. MAC'in kapatıcısına benziyor. Azıcığı da yetiyor. Neredeyse bir yıldır kullanıyorum. Bitmiyor. Bakın şu an gözaltımda da bu var. Bence her şeyi kapatıyor. Evet, sorunlu bir gözaltım yok ama bir lekenin üstüne uyguladığımda da bir şeyin ne kadar kapatıcı olduğunu anlayabiliyorum ya. Bu gerçekten çok seviyorum. Uygun da fiyatlı. Çünkü artık şöyle bir şey var. Bir isim bir koleksiyonu çıkıyor. Golden Rose'un bir kapatıcısı çıkıyor. Ya zaten NYX'te indirime girdiğinde artık neredeyse şöyle bir fark kalmadı. Şu ucuz, şu pahalı. Hayır, hepsi pahalı. Hepsi neredeyse aynı segmentte. O yüzden artık kafamızda bir şey var bence. 50 TL koyarım, Sephora'dan alırım. Hani 20 TL koyarım, Kika alırım falan gibi bir düşüncemiz var ve haklıyız da çünkü benim kafam da aynen öyle çalışıyor. Yine bir kozmetikten gideceğiz. Bunu son zamanda tanıdım. Clinique'in bu bilek hani allığı, çok seviyorum. Bakın
rengi, duruşu. Ben bunu ilk gördüğümde video çekecektim ve korktum. Dedim ki bu renk hani nasıl olacak? Fırçamı alıyorum. Dokusu bir kere çok güzel. Eminim bunun o yüzden diğer renkleri de çok güzeldir. Şöyle uyguluyorum ve bakın. Krem gibi cildinizin akıyor gidiyor. Ve duruşu glosslarla çok yakışıyor. Simli böyle glitterli makyaj yaptığınızda yüzünüze canlılık veriyor. Pembe değil, bordo değil, kırmızı değil. Çok değişik bir renk bıraktığı için size istediğiniz makyajı yapma imkanı da tanıyor. Ve yapısını gerçekten ben çok beğendim. Sanırım son kozmetik ürününe geldik. MAC'in bu aydınlatıcısı. Çok seviyorum. Bunu bir sürü Instagram'da gösterdim. Şu an bakın şu yansımayı görüyor musunuz? Sebebi bu. İçinde asla sim yok. Tereyağı gibi cildinizden akıyor gidiyor. Bunu da göstereceğim. Dayanamayacağım. Bakın şuraya uyguluyorum. Şu hissiyat içinde sıfır sim. Ya nasıl böyle parlatmışlar bilmiyorum ama içinde sıfır sim. Sim sevmiyorum. Hiç görünmesin diyorsanız bakın. İçinde hiç sim yok. Kendiliğinden yansımalı yani kendiliğinden akıyor gidiyor ve bu ziyan olmaz. Krem aydınlatıcılarla normalde anlaşamam işte dağıt, allığı kaldırmasın, homojen olmasın, fondöteni etkilemesin hiçbirini yapmıyor. Alttaki fondötene kesinlikle dokunmuyor. Parmağınızı tık 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 yapın. Üstünü biraz allık geçin. Böyle bir şey yok. Çok seveceğinize eminim. Küçük görünüyor ama bir yıldır kullanıyorum ve neredeyse çukur bile olmadı. Çok uzun sürede gidecek size. İşte ikinciye geçtiğim bir maskadan bahsedeceğim. Kozmetin bu. Sülfür asitli, salisilik asitli bir maskesi. Şöyle görünüyor. Ben zaten burada gösterdiklerimi aşağı linke bakacağım ki hani ismini kolayca oradan bakıp bulabilirsiniz diye. Bu siyah notlarınızı resmen söküp atıyor. Ben ne zamandır güzel bir kil maskesi arıyordum. Çünkü çok bildiğimiz bir maskeyi senelerce kullandım. Evet güzeldi ama fiyatı uçtukça uçuyor. Yani bir şekilde artık bir muadil bulmamız lazım. Bunu gördüm ve aldım. Bir tane ablamla bitirdik. Çünkü ablam yağlı bir cilt olduğu için tüm yüzüne uyguluyor. Ben sadece burnuma uyguluyorum. Burnunuzdaki o siyah siyah benekleri resmen söküp attığını görüyorsunuz. Ya böyle evdeki herkese sırayla uygulayın ve şok olun. Ya mesela sivilceniz çıktı diyelim parmağınıza alıyorsunuz. İçinde sülfür asit, salisilik asit olduğu için. Onu da kurutuyor ama benim tavsiyem tüm gece bu maskeyle uyumayın. Çünkü çok güçlü bir maske yani sivilcenin o kısmını yakabiliyorsunuz. Benim ablam birkaç kere öyle yaptı kurutayım diye. İşte evdeyseniz ne bileyim hani burnunuzda 10 dakika bekletiyorsunuz. Burada belki 30 dakika bekledin sonra ılık suyla pıt 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 onu oradan atın hani. Kurumuyor da tüp de olduğu için kurumuyor da. Ha bunu söyleyecektim size başta. Ya o kavanozdaki maskeler kuruya kuruya en şu kadar boyunu alıyorum. O bile kurudu ya dibindeki ya artık dedim ki yeter yani o zaman siz alalım diye tüketim çılgınlığı bir şey yapıyorsunuz. Tüpe koyun. Bu öyle bakın hiç kurumuyor. Mis gibi hava dağılmıyor içinde saklıyor. O kavanoz ne ya? Kavanoz mu? Çok sinirlendim diye. Aven markasının bu Sika kremi. Benim gibi çok hassassanız. Yani mesela ufacık bir şey geliyor ve benim çenem şurada kırmızı kırmızı kabartılar çıkmaya başlıyor. Tahriş olmuş da yanmış da böyle eski sivilcelerin lekeleri birden çıkıyor. Öyle zamanlarda hani haftada 2'ye maksimum 3 gün kullanıyorum. Kuru ciltli olmama rağmen. Evet Sika iyi bir içerik. Evet iyi ama her gün kullanıma uygun değil. Ya cildiniz yumuşatabilir, nemlendirebilir ama onun dışında çoğu şeyi de değiştiriyor. Yani cildiniz buna yatkınsa da her gün kullanmayın diyorlar. Siz yine tabii ki araştırın. O yüzden ben 2-3 günde bir ya da böyle ihtiyacım oldukça bölgesel olarak dediğim gibi uyguluyorum. En son olarak gelecek olursak şu Braun'un bıyık aleti. Ben de bundan önce Naskita markasının vardı. Brown 1000 liraydı. Naskita'da 350-400 lira arasıydı. Ben de tabii ki mantıken Naskita'yı da kimse de görmediğim için dedim ki hem birlikte içerik olur deneriz. Altında resmen böyle bir yorum falan vardı. O yorumda sadece yıldızdı yani yorum bile yazılı değildi. Aldım. Çok da sevdim. Gerçekten alıyor. 3-4 gün bıyığımız çıkmıyordu ama mekanizması inanılmaz kalitesiz bir şuydu yani bildiğiniz. Anlamadığım bir silikon bir plastik. Ablam onu sabah böyle işe giderken yarı uykulu haliyle düşürüyor ve paramparça oldu. Sonra ben bir baktım alayım diye. Çünkü hayat kurtarıyor. Ben iple miple bir daha hayat kurtarıyor. Buna alıştıktan sonra bırakamam yani. Buna baktım o 750 lira olmuş. Bu hala 950. Dedim ki ya o zaman ben brown alırım. Ve bunun kalitesi, duruşu tartışmasız. Ve bakın şurada şöyle bir ışığı da var. Yine aynı mantık. Döndüre döndüre 2 saniyede alıyorsunuz. Benim kesinlikle ama kesinlikle çoğaltmadı. Çok pratik. Zaten iple aldığımda da hani ertesi gün resmen bir iki tane burada böyle görürüm. Aynı o mantık. Ağda yaptığımda da bende hemen çıkar. Jilet gibi böyle kalın kalın ve hepsi aynı anda çıkmıyor. Sanki gerçekten iple almışsınız gibi azar azar yavaş yavaş böyle sert olmadan çıkıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok da pratik. O yüzden size de
bu şekilde pratik bir şey arıyorsanız öneririm. Benim bu yıl tanıştıklarım ve gerçekten seviyorum dediklerim bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Buradan ayrıntılı incelemem istediğiniz bir şey varsa onları da aşağı yazın. Bir makyajın içine onları da inceleriz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.